Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Üretim ayna videosuyla karşınızdayız. Yeni yuvaları göstereceğim. Dev salmada şu an iki çiftimizin yumurtası var. Ve daha gelecek olan yumurtalar var. Şu an dişlerimiz yuvada yatıyor zaten. Mesela şurada yeşillerimiz var, karşıda mavimiz var. Onun dışında şu aşağıda başka kuşlarımız var. Yumurtası olan bir sol en üsttekiyle şu karşıdaki yeşil yuvamız var. Ama çoğunda şu an yumurta var, yani yumurtlamak üzere olan dişlerimiz var. Geneli sarı yeşil dişlerin, çoğu yumurtlayanların. Mavi bir tane var sadece, o da yuvada yatıyor şu an zaten. Onu da göstereceğim birazdan arkadaşlar. İlk şu yuvamızı gösterelim. Biraz kuşlarımızı da gösterelim şöyle yavaş yavaş. Şu en baştaki yuvanın arkadaşlar yumurtalarını kontrol ettim. Yumurtalar dolu. Şu an iki yumurtası var. İlk yumurtası dolu. Üçüncüyü belki yumurtlamış olabilir. Birazdan bakacağız bakalım. Bunun bir yumurtası vardı. İkinci yumurtlamış olabilir. Aynen, bu ikinci yumurtlamış. Diğer yuvalarımız şu an boş. Dediğim gibi 5-6 tane daha çiftimiz var şu an yumurtası poposunda olan. Onlar da yakın zamanda yumurtlayacaklar. Deminki gösterdiğim yumurtanın sahibi çiftimiz de şu karşıdaki beyazla yeşil. Erkeğimiz bu. Bu benim kendi ürettiğim yavrulardan. Onun haricinde şu karşıdaki yuvamızı gösterelim arkadaşlar. Yuvalarımız burada. Bazı soran arkadaşlar vardı, nereden bakıyorsunuz diye. Yuvaları böyle arkadan bakıyoruz. Bismillah diyelim, açalım. Yatıyordu. İki yumurtamız var burada şu an. Şu an hiçbir şey koymadık. Talaş havalar sıcak diye. Yavru çıktığı zaman talaşımızı da koyacağız arkadaşlar. Yumurtaya yatarken talaş koymuyoruz yazın. Hemen şuradaki yavrularımızı gösterelim. Bunlarda çapraz bacak vardı. Ona bir tedavi uyguladık. Bu şekilde. Annesi ve babası sürekli sıvı veriyor büyük ihtimal. O yüzden yuvaları fazla pisleniyor. 2 günde 3 günde bir yuvalar temizleniyor bunları. Şu an ayaklarında tül çorap bağlı. Dediğim gibi ayaklarında bir problem var. Onu düzeltmeye çalışıyoruz. Burada yumurtamız var. 2 yumurta da burada var arkadaşlar. Ve burada da 2 tane vardı. Şu an kaç tane var bilmiyorum. 3'ü yumurtlamış olabilir. Hatta bir yumurtasını atmış bu. Atmış mı? Büyük ihtimal 2 yumurtası boştu çünkü onu attı. Yoksa 2 yumurta vardı burada. Onları da göstereyim önden. Sultanlarımız da burada. O tek yumurtanın sahibi olan dişimiz bu arkadaşlar, mavi. Erkeği de bu yeşil zaten. İki tane aynı renk, aynı desen dişimiz var. İkisinin de erkeği aynı. Bu mavi dişiyle şu mavi dişi arkadaşlar. İkisinin de erkeği şuradaki yeşil erkek. O ikisiyle şu an yaralanan kuşun durumunu merak edenler için kuşu gösterelim burada. Gagası falan hala aynı, uzamadı. Hemen uzamıyor zaten bunların. Tünek falan koymadan ayaklarında yara var diye, belki acır diye. Onun haricinde yere kabuksuz yem attık ve düzenli olarak biz kendimiz besliyoruz zaten kuşu. Kendi bir şey yemiyor şu an. Gagası olmadığı için yem kıramıyor. Belki kabuksuz yemi direkt yutar diye kabuksuz yem attık biraz. Onun haricinde bir şey yapmadık yani. Kendimiz besliyoruz dediğimiz gibi. Şu an burada da 3 yuva dolu. Şurada da albinomuz yatıyor o yuvada. Onun da yumurtasına bakalım istiyorsanız. İlk yumurtlaması olduğu için bunun yumurtaları boş herhalde arkadaşlar. Çünkü daha çıkmadı. Kırmasını bekliyoruz. İki yumurtası var. İkisi de boş ilk yumurtlaması olduğu için. Biz kırmıyoruz sütlese girmesin diye. Kendinin kırmasını bekliyoruz. Onun da erkeği yanında zaten. Sultanlara gösterelim. Bunlar eş oldular arkadaşlar. Sürekli yuvadalar. Yuvada yatıyorlar. Erkek çağırıyor dişimizi yuvaya. İlgisi var yani yuvaya. Tünekteki dişi yerdeki erkek arkadaşlar. Alttakileri gösterelim hemen. Ben white face alacaktım da ellerinde şu an yokmuş. Olursa white face alacağım. Yoksa eğer arkadaşlar şu karşıdaki sarı yüz erkekten alacağım. Dişim zaten bu sarının aynısı evde. Bu da el alışkındır. Isırması falan yok. Erkeğimiz de white face burada. Sallabaş falan yok, bu hayvan sürekli böyle yapıyor.
Ya sürekli ne diyeyim, tele çıktığı zaman yapıyorum. Mercinde yapmıyor arkadaşlar. Salla baş falan yok yani. Yanlış anlamayın. Sağlam kuşlar. Onun haricinde şurada bir dişimiz var. Buna erkek alınacak. İşte 3 tane falan sultan alacağız arkadaşlar. Bir tanesi bana, diğer ikisi bu yetimhaneye gelecek. Birazdan da salmanın içine girer. Oradan da bir görüntü alırız arkadaşlar. Hemen şunların yavrularına bakalım. Yavrularımız büyüdüler. Bu lütinomuz oradaki. Kırmızı göz. Mavi ile sarı kardeş. Diğer yeşil başka yuvadan. Bunları rahatsız etmeyeyim. Bunlar biraz bu ara strese çok giriyorlar. Nasıl diyeyim? Dişi yuvaya falan girmiyor. O yüzden hiç rahatsız etmeye gerek yok. Bunların ikini gösterebilirim. Bunun dişisi bayağı cazgır bağırıyordu. Hatta saldırıyor bile. Saldırmaya geliyor zaten. Kapatayım. Yavrumuz da burada arkadaşlar. Erkek şu an. Dönme ihtimali var tabi. Bunlar yumurtladı mı hiç bilmiyorum. Bunlar zaten eşlerdi. Bunların da yuvasını açmayayım. Dişimiz yuvalar. Rahatsız etmeyelim. Onun haricinde bunların yavruları vardı. Bakalım yavrularına. Şimdi. Biri aynı erkek babasından oldu. Mavi. Aynı babasından, diğeri biraz değişik bir yeşili var. Bakalım nasıl olacaklar. Kapatalım burayı da. Onun haricinde şurada bir çiftimiz var. Bunların yavrusunu aldık yuvadan. Şimdi tekrar da yumurtlayacaklar. Onun da yavrusunu gösteririm size şimdi. Sıradan gidelim. Cennetlerimiz yumurtaya yuvaya yatıyor. Yumurtadılar mı hiç bilmiyorum. Bir önceki kuluçka da boş çıktı. Şu anda yumurta yok. Yuvayı yemişler. Cennetlerimiz de burada arkadaşlar. Buna attığımız dişi sürekli yuvada yatıyor. Bakalım, yeni eş attık bunlarda. Demek ki o gösterdiğim dayak yiyen albino bunun eşiydi normalde. Dayak yediği için onu ayırdık. Bunlar yumurtaya yatıyorlar. Üç yumurtamız var. Aşağıda bir cennetimiz var. Bunları zaten gösterdim demin yavrularını. Onun haricinde bunların yumurtası var. Yumurtladılar. Hemen saldırmaya geliyor bu da. Bu da benim kendi yavrularımdan. 5 yumurtamız var arkadaşlar burada. Bunlar full dolu çıkartıyorlar. Boş çıkartma ihtimalleri yok yani, önceki kuluçkalara göre. Buna göre söylüyorum. Bunların da bir yavrusu var. Beyaz. Babasına benziyor. Erkeğe. Bu şekilde. Bunlara da yere yem döktük. Yavrularımız var burada en yuvadan düşen. Şu maviyle burada bir yeşilimiz var. Değişik bir sarı yeşil olan. Hatta bu yeşil de yavru büyük ihtimal. Aynen. Bu da yavru. Ama şunun rengi bayağı güzel, şu yerdekinin. Bunların altına daha kağıt koymuyoruz. Her hafta düzenli olarak bu şeyleri arkadaşlar süngerle yıkıyoruz. Daha kağıt koymuyoruz. Bunların yumurtası var mı acaba? Bunlar yumurtadılar mı? Bakalım. Yumurtlamış olmaları lazım. İki yumurtamız var. Jumbo'muzun bir yavrusu var arkadaşlar. İki tane vardı. Biri ne yazık ki öldü. Dişimiz de yuvaya yatıyor. Yavrusunun poposu gözüküyor. Bir daha rahatsız edip kaldırmayalım onu. Bunların da bir yavrusu mu kaldı acaba yuvada? Diğer o düşen yavrunun biri de bunundur. Yok, bütün yavrular yok şu an. 4 yumurtası var. Şu yemlikteki yavru bunlar mı arkadaşlar? Burada anaçlarımız var. Şu ikisi satılacak, mavi ile yeşil. Şu mavi yaşlı olduğu için onu satmıyoruz. O bizde duruyor. Onun haricinde bunların yumurtası var. Bunları hiç rahatsız etmeyin. Yumurtayı kırıyorlar. Bunların yavrusu var. Bayağı cazgır bir şey. Şimdi bağırmaya başlar. Gerçi flaşı gördü, korktu herhalde. Bağırmıyor şimdi. Bayağı rahatsız edici bir sesi var bunun. Aa, başladı. Bunları eş attık, hala bekliyoruz. Bunlar da yumurtlayacaklar. Bunlar zaten normalde de çiftlerdi arkadaşlar. Sultanımız da bağırıyor. Evet, dişimiz gene yuvada. Erkeğin dişi yuvanın ağzında arkadaşlar.
Bakalım, bunlardan ümitliyiz. Bunlar zaten çiftlerde önceden yumurtluyorlardı. Sadece yapmadıkları için yavru çıkmıyordu. Yoksa erkek de ölebiliyor yani yumurtayı. Dişimiz de yumurtluyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bunlar da yemiyorlar. İçeri girecektim de şimdi girmeyeyim. Hayvanlar yanlış ışıyorlar. Rahatsız etmeyelim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda girelim. Şöyle genişten gösterelim. Bu yeşil de benim yavrulardan. İngiliz'in yavrusu. Erkek sultan ötüyor yuvanın içinde. Dişimiz yuvanın altında. Onlar yumurtlarla inşallah, bakalım. Benim sultan da eşi bir gelseydi keşke. 15-20 gün sonra falan büyük ihtimal eşi gelecek. Şu an var da size yaramaz dedi getireceğim kuşlar. O yüzden biraz bekleyin dediler. Biz de bekleyeceğiz mecbur. Evet arkadaşlar, üretim halinin genel durumu bu şekilde. Sanmada kuşlarımız yumurtlamaya başladı artık. İki yuvadan hariç 5-6 yuva daha var. Şu an karşıda zaten yuvalarda yatıyor hayvanlar. Gözüküyor. Yavrularımızı gösterdik. Yumurtlayan çiftlerimizi gösterdik. Hasta kuşumuzu gösterdik. Sultanımızı gösterdik. Yani şu an genel durum bu. Bundan sonra ben kendi evimde video çekeceğim. Kuşları ayırabilirim. Sezon bitmek üzere zaten. Şu mavi ile yeşil de çiftleşiyor. Onları da göstereyim. Devam ederlerse. Erkek diğer erkekleri kovalıyor. Onlar yumurtlayacak, bir yumurtlayacak çiftimiz de o zaten. Şu karşı üçüncü yuvaya yatıyor dişimiz. Azıcık bakalım. Büyük ihtimal çiftleşecekler. Diğer erkekler rahatsız ediyor. Geçen de bir erkek çiftleştiğinde sonra başka bir erkek çıktı, çiftleşti. Bakalım nasıl bir yavru gelecek bunların da. Sarı bayağı rahatsız ediyor. Dişi de hala bekliyor. Vallahi bayağı yiyecek o. Kovaladı bayağı. Rahat bırakmadılar bir türlü hayvanı. Bunlar çiftleştiler ama yani yumurtası var şu an, yumurtlayacak. Burada çiftleşmese bile gidiyor yuvanın tünelinde çiftleşiyorlar arkadaşlar. Yani o ilk gösterdiğim yuvada şuradakinde onlar tünelinde çiftleşiyorlar. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim.